Samsun'da en fazla hastanın bakıldığı yer olan Gazi Devlet Hastanesi günde 7 bin kişiye hizmet veriyor. Sağlık hizmetlerinin önemli bir adresi olan Gazi Devlet Hastanesi'nin palyatif servisinde ise hasta ve hasta yakınlarını anlamlı bir köşe karşılıyor. Serviste oluşturulan günlük köşesiyle hastalar ve hasta yakınları tedavi süresince yaşadıkları duyguları kaleme alıyor. Bir nevi günlüğü dert ortağı yapıyorlar. Fikrin sahibi olan Gazi Devlet Hastanesi palyatif servisi sorumlusu hekim Zerrin Yıldızbaş, hasta ve hasta yakınları için böyle bir şeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Hastaların geceleri boş kaldığı zamanlarda dertlerini paylaşacakları şüphesiz birbirleriyle de paylaşıyorlar. Bizlerle de paylaşıyorlar ama böyle gönül tellerini titretecekleri öyle söyleyeyim. Bir şeye ihtiyaçları olduğunu hissettim. Onun üzerine öyle bir şey aklıma geldi. Defterimizi koyduk oraya. İyi ki de koymuşuz. Bize bazen mesajlar oluyor. Biz de davranışlarımızı bazen orada okuduğumuz mesajlara göre yönlendirebiliyoruz. Haberleşme bağımız oldu bir yerde defter. Birkaç günde bir okuyoruz, bize bir mesaj var mı ya da yazdıklarından bir mesaj çıkarabilir miyiz? Hem o açıdan hem kendileri içlerinde olan bir şeyi iyi ya da kötü, herkes olumlu bir şey yazmıyor zaten. Bazen bakıyorsunuz yani yaptıklarımızın dışında ya da olanların dışında şeyler de yazılmış ama o zaman onu ihtiyaç hissetmiş, gönlünü içine öyle boşaltmak istemiş. Hem de o açıdan hasta sahiplerine yardımcı olur diye. Öyle bir şey düşündük. Hasta sahipleri burada bizim için hastalar kadar en az önemli. Çünkü hasta zaten hasta olmuştur, yatıyordur. Hasta sahibi bütün emeği, hastanın yanında iyisini kötüsünü görüp ona destek olacak. Doktorla hasta arasında ilişki kurar. Yani hasta sahibinin görevi ve sorumluluğu burada bayağı fazla. İşte onlara destek olmak, yardımcı olmak ya da onları bize sosyal açıdan biraz daha rahatlatmak açısından öyle bir şey. İşte fotoğraf köşesi yaptık, defter koyduk. Onun dışında bir de burada kitaplık gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz hasta sahiplerine. İşte biraz efkarlarını, üzüntülerini dağıtmak için. O düşünceden, üzüntüyü dağıtma düşüncesinden yola çıkarak öyle bir şey yaptık.